Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kırmızı et tüketimimiz artıyor. Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein kaynağıdır. Bununla birlikte A, B6, B12 vitaminlerini ve demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineralleri içerir. Kırmızı etin fazla miktarda ve uygun olmayan pişirme ilkeleriyle hazırlanması, başta hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı olan bireyleri ve özellikle 65 yaş üzeri bireyleri olumsuz etkilemektedir. Ancak beslenmemizde yapacağımız dokunuşlarla bayrama daha sağlıklı geçirmek elbette mümkün. Kekik ve sumak fazla kırmızı et tüketimiyle yorulan mide bağırsak sistemimize destek olan iki önemli bitkidir. Ete kekik, salatalara sumak eklenmelidir diyoruz. Çünkü kekik etler hazırlanırken kullanılırsa etlerin mikrobiyal yükünü azaltıyor, etin hazmını kolaylaştırıyor ve kolesterol dengeleyici bir özelliğe sahip. İçeriğindeki bileşenler sayesinde ise bağırsak ve mide kramplarını hafifletiyor, şişkinlik ve gaz problemleri için de yatıştırıcı oluyor. Sumak ise yeşillik ve soğan salatalarına eklenmelidir. Et yemeklerinin yanında yer verdiğimiz salatalara sumak eklemek hem soğan gibi keskin kokulu besinlerin kokusunu azaltır hem de kolesterol, trigliserit düzeylerimizin azalmasına yardımcıdır. Sumak aynı zamanda iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesini yükseltir, kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Enfeksiyonlara karşı vücudu da korur, kan şekerini dengeler. Kilo yönetiminde ise özellikle yardımcı olan bir bitkidir. Ve elbette bayram boyunca hafif kahvaltıları tercih etmemiz gerekiyor. Etler iyi pişmesi için mümkünse en az 24 saat dinlendirilmelidir diyoruz. Haşlama, buğulama yöntemleri, pişirme yöntemleri içerisinde ilk tercihimiz olmalı. Kavurma yapacaksak etlere ekstradan yağ eklemememiz bizim için önemli bir nokta. Kesilen etleri ise çok fazla dışarıda bekletmeden küçük şekilde kıyma ya da kuşbaşı şeklinde tekli paketler halinde paketlemeli ve -18 santigrat derecede en fazla 3-6 ay saklamamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bayramda tatlı tüketimi konusunda da şerbetli ve hamur işi tatlılar birazcık uzak durmamız gereken nokta. Çünkü zaten fazla et tüketimiyle mide bağırsak sistemimizi yoruyoruz. Bunun yerine yaz aylarının da keyifli tüketimi olduğu için sütlü, meyveli tatlılar, özellikle sütlaç, kazandibi, aşure gibi tatlarımızı tercih etmekte fayda var. Günlük yürüyüşlerimizi ve su tüketimimizi de unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hepimize iyi bayramlar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.